Sayın Aktan, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan Aydın. Bilgi dolu bir videoya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda sizlere seyahatlerimde genelde yanımda taşıdığım çantadan bahsetmek istiyorum. Çanta şu şekilde. Ortalama ağırlığı 1 kilo civarında. Ben bunu bavuluma koyuyorum. Ondan sonra benim ikinci bir sırt çantam oluyor. Gerekiyorsa bunu yanıma alıyorum. Gideceğim destinasyon rotaya göre değişiyor bu. Eğer gerekmiyorsa da bunu ikiye bölüp kendime bir EDC seti çıkartıp çantamın bir bölümünü koyup oradan devam ediyorum. Dolayısıyla bu çantanın içeriğini ikiye böldüğüm için de benim için otelde kalan içerik B planı olmuş oluyor. Dolayısıyla ben kendi ihtiyaçlarıma, kendi öngörülerime göre bu çantayı doldurdum. Fakat siz daha da geliştirebilir, daha da azaltabilirsiniz. Tamamen sizin talebinize, isteğinize, bilginize, birikiminize kalmış bir durum. Şunu belirtmeliyim ki bu çantanın içeriği tamamen tecrübeye dayalı, benim yaşadığım şeylerle yavaş yavaş harmanlanmış bir içerik. Yani bunu eksiltmenizi değil, arttırmanızı tavsiye ederim. Bu çantayı mini hayatta kalma çantası ya da EDC çantası olarak değerlendirebilirsiniz. Az önce de belirttiğim gibi tamamen kendi seyahatlerimde edindiğim tecrübelere dayanarak öngörülerimle beraber bu çantayı hazırladım. Dolayısıyla her şeye düşmemiz gerekiyor. Önemli olan bir şey olmasın. Olduktan sonra dünyayı yaksan ne olur, yapmasan ne olur. Biz tedbirimizi alalım, takdiri yaradana bırakalım. Şimdi çantayı incelemeye geçelim. Çantamız bu şekilde. Şöyle çantayı dıştan incelemek istiyorum. Çantanın şurada B takımlı bölüm var. Burada da tutacağı var. Burada çift taraflı bir fermuarı var. Şöyle dışında ben kilitli olsun diye bu şekilde bir karabina taktım. Onun haricinde bu bir tırnak makası. Şöyle göstereyim. Bunu bu şekilde bastırıyorsun. Böyle açılıyor. Bunların ben linkini size atacağım açıklama kısmına. Şurada bir tane kutum var. Onu birazdan açacağım. Burada bir tane kutum var. Onu da açacağım. Şurada bir tane pusula. Şöyle olips. Bir tane düdük. Şöyle bir not defteri. Şöyle LED Dancer PR3 modeli bir fener. 2 tane kalem. 1 tane Japon yapıştırıcısı. 1 tane de Swiss kart. Bunu da şimdi göstereceğim size. Burada 4-5 tane yara bandı. Burada pastil. Olur da seyahatlerinizde boğazınız ağrır vesaire, soğuk algınlığı olursa diye bu pastil çok önemli ki ben bir de ayrıca C vitamini kullanıyorum. Hem bunu kullanıyorum hem de farklı bir marka kullanıyorum. Özellikle seyahatlerimde. Onun haricinde burada bir tane burun spreyim var. Şurada bir sargı bezi. Böyle bir tane spreyim var. Bu ağız içi aftlarda olsun, diş eti kanamalarında, diş eti yaralarında olsun vesaire. Bunlar da ağız içi olayında çok başarılı bir sprey. Bunun markası Andrex, tavsiye ederim. Onun haricinde şurada el dezenfektanı var ki özellikle kirli ülkeler, yani işte Pakistan, Afganistan, Hindistan gibi bölgelere gittiğinizde dezenfekte olmak, elinizi ayağınızı temizlemek çok önemli. Benim için çok önemli. O yüzden mümkünse bundan çantanıza birkaç tane alın. Bu ve türevlerinden dezenfekte olayı çok önemli. Onun haricinde burada bir tane şişem var. Bunu ben kendim hazırladım. Bu normalde gıda takviyesi. Bunun içine ben sodyum hipoklorit koydum. Sodyum hipoklorit neydi? Sodyum hipoklorit saf çamaşır suyuydu. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi olmayan saf çamaşır suyu. Bunu iki şey için kullanabiliriz. Birine örnek vermem gerekirse, bir otele gittiniz. Kullanım suyunun temiz olmadığını düşünüyorsunuz. Bir kova var. Kovanın içine örnek veriyorum 20 litre su aldığını farz edelim. 25-30 damla bundan bu şekilde alıp böyle damlattığınız zaman içine yarım saat 45 dakika sonra o su en azından kullanılabilir bir hale gelecektir. Bir ikinci kullanım şekli ise son noktada, yani var olmakta yok olmak arasında geldiğiniz noktada su ihtiyacınız varsa ve temiz su kaynağınız yoksa, suyun da kirli olduğunu düşünüyorsunuz, o zaman 1 litre suya yine bu sodyum hipokloritten 2-3 damla damlatıp karıştırarak yarım saat 45 dakika sonra içli bir hale getirebilirsiniz. Fakat burada bilmeniz gereken en önemli şey, bunun sürekli kullanımda insan vücuduna zararı olduğudur. Bunu da buradan bilmenize fayda var. Bunun dışında ben su arıtma ile ilgili birkaç video yaptım. Onları da bulursam yukarıya eklerim. Mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum. Burada yine
kolonyalı mendillerim var. Şöyle bunu buraya koyayım. Burada yanıklar için jelim var. Burada çantamdan asla eksik etmediğim taylot var. Bunu da böyle takviye olsun diye. Yani özellikle soğuk dönemlerde gidersem her şeye yurt dışına. O yüzden döndürüyorum. Burada bir tane maskem var. N95. Yine kirli ülkelerde özellikle bu lazım oluyor. İşte Laos olsun, efendime söyleyeyim işte Pakistan olsun, Hindistan, Afganistan olsun, o bölgelerde lazım oluyor. Onun haricinde enerji her şeydir. Böyle bir tane her zaman çantamda bulundurduğum 5000'lik full dolu bataryam ve telefonumun şarj kablosu yedek olarak. Burada bir tane alüminyum termal battaniye, ne olur ne olmaz diyeyim. Burada da bir tane, şöyle göstereyim, gideceğim bölgenin örnek olarak koydum bunu. Haritasını çantanızda bulundurabilirsiniz. Şöyle bir içini göstereyim. Bitti içeriği. Şimdi kutuları inceleyelim. Öncelikle şu kutuyu açayım. Normalde bu kutular kilitli ama ben yine de lastik lazım olur diye lastik bulunduruyorum. Burada yedek, bende böyle 4-5 tane USB var. Kilitli dosyalarda içinde bütün evraklarımın bulunduğu bir USB var. Ne olur ne olmaz. Hangi şartta kalırım bilmiyorum. O yüzden yanında bulunsun diye her zaman böyle çantalara atıyorum. Lazım olabilir diye. Onun haricinde otelden almış olduğum yanında yedek dursun diye bir tane sabunum var. Hijyen çok önemli. Özellikle kirli ülkelerde gittiğinizdeki gidiyoruz, hepimiz gidiyoruz. Mide sorunu yaşıyoruz. İşte mide bozması vesaire. O yüzden yanıma böyle iki tane reflör aldım. Ne olur ne olmaz diye. Şöyle göstereyim. Bu saf alkolü mendildir. Dezenfekte etmek için, temizlemek için bölgeyi, yaralı bölgeyi vesaire. Onun için kullanabilirsiniz. Bu kutu da bitti. Bunu da şöyle kenara ayırmak istiyorum. Son olarak bu kutuya gelelim. Bu kutuda böyle tek parça 50 dolar var. Bende bozuk olmadığı için böyle tek parça koydum. Ama tavsiyem 2.20 1.10 olarak koymanız. Hatta eğer mümkünse bu çantanın içerisine 1-2 tane de gram altın koymanızı tavsiye ederim. Çünkü önemli olan sizin o anki kaos ortamından hızlı bir şekilde güvenli alana geçebilmeniz. Belki bulunduğunuz durumda, bulunduğunuz ortamda 50 dolar sizi kurtarmayacak. O gram altından kurtaracak. O yüzden tavsiye ederim. Ya da 50 dolar artı 50 dolar ya da 50 dolar artı 100 dolar ya da daha fazla bir nakit yanınızda bulundurabilirsiniz. O yüzden bu da sizin bir farklı kurtuluş ya da B planınızda olabilir. Çünkü hayatın ne götüreceğini, ne getireceğini bilemezsiniz. Ben buraya 5-6 farklı çeşitli ilaç koydum. Sindirim sisteminde alakalı antibiyotik var. Üst solunum antibiyotiği var. Ağrı kesici var. Su arıtma tableti var. Ondan sonra soğuk algınlığı var vesaire. Bunun için böyle 10-15 tane böyle ilaç yaptım bunun içerisinde. Şöyle göstereyim. Size de bu şekilde bir ilaç yapmanızı, ilaç kutusu yapmanızı, hatta daha fazla ilaç almanızı tavsiye ediyorum ki tatilde herhangi bir problem yaşadığınızda bir an önce atlatabilirsiniz. Şunu da şuraya koyayım. Ve son olarak da sivis kartı açayım. Böyle bir şey. İçerisinde birçok malzeme var. Mesela burada işte bir tarafı yıldız tornavida açıyor. Bir tarafı düz tornavida açıyor. Şunu da şuraya koyayım. Şunu şöyle çektiğinde mesela içinde şöyle makas var. Göstereyim. Burada kürdanı var. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama plastik kürdan. Burada cımbızı var. Şöyle. Şurada bir tane küçük bıçağı var. Ne kadar iş görür bilmiyorum ama böyle küçük maksat hani iş görsün gibisinden. Onun haricinde şurada bir tane kalemim var. Şurada bir tane büyüteç var. Bakın görüyor musunuz? Bunu birçok şey için kullanabilirsiniz. İşte ateş yapmak için falan kullanabilirsin. Şurada da 8 santimlik bir ölçü birimim var. Ve en sonunda da şurada bir tane feneri var. Şöyle. Böyle bir tane sivis kart. Bunu da ben AliExpress'ten almıştım. Açılmış ama yani bunu bir yapıştırmam lazım. Şöyle, o yüzden sıkarak tutuyorum. Evet sevgili dostlar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Bu çantayı seyahatlerimde bavulumdan asla eksik etmem. Size de bu tarz bir çanta yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Videoyu buralara kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca görüş ve fikirlerinizde yorum kısmına eklerseniz süper olur. Katıl butonu aktif hale geldi. Katıl butonundan da bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.